Herkese merhabalar. Bu videomuzda Ethernet kartımızın hız sabitlemesini kaldırmayı size göstereceğim. Örnek veriyorum. İnternetiniz fiber internet. Aldığınız hız 1 gigabit. Yani mesela şöyle. Şimdi ben size göstereyim mesela. Şimdi TürkNet hız testi. Şimdi bakın bilgisayarım mesela 15 yıllık. İnternet kartım da 15 yıllık. Anakartı falan bileşenlerin çoğu eski. Şimdi ben fiber internet kullanıyorum. Şimdi hız testi yaptığımız zaman bakın. Bakın şimdi hızları görüyorsunuz. Bakın şimdi hızım arkadaşlar 650 megabit. Şimdi buradan özellikler A internet öğrencisini aç. Buradan bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir dediğim zaman bakın buradan buraya çift tıkladığımız zaman ben burada 1 gigabit internete kadar hız alabiliyorum. Ama siz normalde bazı internet kartları hızı sabitliyor 100 megabitte. 100 megabitten fazla hız alamıyorsunuz. Şimdi bu sorunu nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Çok basit. Buradan sağ tıklıyoruz. A ve internet ayarlarını aç diyoruz. Ardından buraya geliyoruz. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir. Tıklıyoruz. Bakın burada internet özellik A17 diyor. Sağ tıklık özellikler büyük sobaları için diyor. Bugün yapılandır. Gelişmiş. Buradan Speed Duplex geliyoruz. Bakın burada yani hız ayarlarında. Burada auto, otomatikte. Şimdi burada mesela 100 MPS yaptığınız zaman arkadaşlar bu internet hızınızı 100 megabit'e sınırlıyor. Yani 100 megabit'ten fazla hız alamıyorsunuz. Şimdi Ethernet kartınız eski olmasına rağmen çoğu Ethernet kartları 1 gigabit'e kadar destekliyor. Bakın benim Ethernet kartım 1 gigabit'e kadar destekliyor arkadaşlar. Bunu auto yapıyorsunuz. Yani otomatik hız yaptığınız zaman, tamam dediğiniz zaman bakın 1 gigabit'e kadar hız alabiliyorsunuz. Ama bu mesela yüzde, çoğu zaman yüzde kalıyor. Yüzde kaldığı zaman da 100 megabit'i geçmiyor arkadaşlar. Özellikle yeni fiber internete geçecek arkadaşlar bu ayarları yapmak zorunda. Bunu yaptıktan sonra buradan hız testinizi yapıyorsunuz ve alacağınız hız sağlamış olduğu internet sadece size kaç hız veriyorsa aldığınız paket kaçsa bu hızı bilgisayarınıza alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun detaylarını da siteye koyacağız arkadaşlar. Yani anakartın modelinden, Ethernet kartının modelinden alacağınız hızları falan da size göstereceğim arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Aklınıza soru işaretli olursa videonun altına yazmayı unutmayın. www.teknobilge.com'a da daha detaylı bilgiler koyacağız arkadaşlar. Oraya da bir göz atarsanız herkese iyi günler diliyorum.